büyüklerin de hayli dikkati çeken 40 hadis bölümümüze geçelim. Çocuklar evde olan, okula gitmek için hazırlık yapan evlatlarımız ekran başına, hadi bakalım. Hikayelerle 40 hadis. Diş ilacı. Kasabanın lokantasına iyi giyinmiş bir yabancı girdi. Garsona, çok pişmiş bir biftek istiyorum. Yanında da salata olsun, dedi. Adam daha ilk lokmayı ağzına götürür götürmez, yine diş ağrım tuttu, diye bağırdı. Elinde büyükçe bir çanta bulunan bir başka yabancı ona yaklaştı. Çantasından bir küçük şişe çıkardı. Şişedeki ilacı pamuğa damlatarak, lütfen şunu ağrıyan dişinize sürün, dedi. Adam söyleneni yaptı. Sonra aniden bir sevinç çığlığı attı. Hayret, hiçbir ağrı duymuyorum, diye bağırdı. Herkes bu harika ilaçtan almak için iri çantalı adamın etrafında toplandı. Çok geçmeden çantadaki bütün şişeler tükendi. Bir saat sonra dişi ağrıyan adamla ilaç satan adam istasyonda buluştular. O kasabada işlerin iyi gittiğini söyleyerek birbirlerini kutladılar. Ve biraz sonra gelecek treni beklemeye başladılar. İşte o sırada iki polis onları tutukladı. Sahte ilacı alanlardan biri ağrısından kurtulamayınca doğruca karakola gitmişti. Başkomiser onları karşısına aldı ve... Siz hangi dindensiniz? Diye sordu. Başlarını yerden kaldırmadan... Müslümanız elhamdülillah, dediler. O zaman başkomiser daha çok kızdı ve onları cezalandırdı. Peygamberimiz ne güzel buyurmuş. Bizi aldatan bizden değildir. Evet, elhamdülillah Müslümanım diyor ama elhamdülillah Müslüman değiller yani onlar. Yani böyle böyle İslam, Müslümanlık olmaz. Müslümanlık da ucuz değil. Elhamdülillah'ı da yalanlarına paravan yapmasınlar. Elhamdülillah çok şerefli bir kelime. Bunu hak eden Müslümanlar elbette çoktur. Ama sahtekarlar, kötü niyetliler, haram yemeye alışmış olanlar da elhamdülillah'ı da, Bismillah'ı da, Avuzu Besmele'yi de, selamı da, Esselamu Aleyküm'ü bile bazen istismar niyetiyle kullanabilirler. İstismar eden, bizi aldatan, yalan söyleyen, şarlatanlık yapan, efendim kötü düzen kuran bizden değildir. Men gâşşena feleyse minna. Hadisin Arapçası bu. Men gâşşena feleyse minna. Bizi aldatan bizden değil diyor. Yani kişi bir ürünü sattığında bir defa o ürünü kara borsaya düşürmeyecek. Bizi aldatan bizden değildir. Bir kazanacakken, normal bir kazanması gerekirken 10 böyle aç gözlükle 20-50 kazanmaya çalışması aldatmaktır. Bizi aldatan bizden değildir. Piyasayı yükselten veya piyasayı bloke eden, istediği fiyatla istediği şey yapmaya çalışan efendim bizden değildir. Sermayeyi belli bir yerde bloke edip de diğer garibanları yok eden bizden değildir. Kısacası insanın ekmeğine göz diken, insanın ekmeğini yenmez hale getiren bizden değil. Kim olursa olsun, herkes buna dahil olmuş olur. Onun için herkesin çok dikkat etmesi gerekir. Allah bizleri haram yiyenlerden değil, yediği her lokmanın hesabını verebilecek olanlardan eylesin inşallah. Hazreti Peygamber Medine'de yağmur yağdı, yağmurdan sonra pazara çıktı. Ürünlerden su damladığını gördü. Bir adam da ürünleri buğdayı tartıyor şeyle kefede. Yani miktar kadarınca veya ağırlıkça veya işte bir terazide. Tabii sulu olan buğday ağır basacak tabii ki yağmur yediği için. Hazreti Peygamber girdi oraya. Elini çuvalın içine daldırdı.
elini kaldırdı, su damladı elinden. Sen dedi bu suyun hesabını yap dedi. Ya, yani tartarken bu suyun hesabını yap. Orada bunu ifade etti. Men gashşena feleyse minna, bizi aldatan bizden değildir. Ne demek bizden değildir? Muhammed'in dini üzerine değildir yani. Çok ağır bir kelime. Sıradan bir kelime gibi görünüyor ama sorumluluğu çok ağır olan bizden değil, Müslüman değildir anlaşılabilir. Bizim cemaatimizden değildir, bizim ümmetimizden değil, bizim mescidimizden değil, camimizden değil, bizim kitabımızı anlamışlardan değil. Kelime çok ağır bir kelime. Bilen için, anlayan için böyle binlerce ton ağırlığında bir kelime. Çok güzel de örneklenmiş tabii ki.